Hoş geldin Rıza. Merhaba, hoş geldiniz. Rıza, rica ediyorum olay çıkarma. Lütfen otur. Hadi. İçimden gelmiyor. Ben gıcığım buna. Bu çocukta benim sevemediğim bir şey var. Ya Rıza amca, bari ben yokken söyleseniz bunları böyle yüzüme yüzüme. Rıza'cığım, şu an burada kızın için bulunuyorsun. Oturur musun? Öyleyse nerede kızım? Ha? Niye gelmedi hala? Gelir birazdan. Efendim babacığım? Kızım neredesin? Hani birlikte yemek yiyecektik, gelmedin hala. Ya kusura bakma babacığım, işler çok yoğun. Ama mutlaka uğrayacağım yanınıza. Tamam. Tamam baba, ne olur kızma. Sinan gelsin, hemen çıkacağım, tamam mı? Tamam, hadi görüşürüz. Nene? Ya aile yemeğimiz vardı da beni bekliyorlarmış. Daha çok ters zamana denk geldi. Ben en azından bir görünsem gelsem olur mu? Gidebilirsin. Burada kalabalığız. Bu geceyi hallederiz. Dönmene de gerek yok. Daha bunun yarını, öbür günü var. Bir süre çok çalışacağız zaten. İnan bana, o zaman en çok ben çalışacağım. Şef. Biz gidiyoruz. Nereye gidiyorsunuz? Daha paydos vermedim ki. Sizi böyle yarı yolda bırakmak istemezdik ama biz bu tempoya gerçekten daha fazla dayanamayacağız. Çalışıyoruz ama sonuç alıp almayacağımız belli değil. Nasıl belli değil? İşimizi yapacağız ve paramızı alacağız. Bakın, işinizi yaptıktan sonra elinize 3 kuruş para vereceğimi düşünüyorum. İşin doğrusu biz başka bir iş bulduk ve yarın sabah ona başlayacağız. Kendimizi garantiye almak zorundayız. Arkadaşlar ne diyorsunuz siz ya? Nasıl yaparsınız böyle bir şey? İşi ortasında bırakıp gitmek ne demek? Pelin, biraz sakin olsan. Ama hainlik bu yaptıkları. Bu işlerin sabaha kadar bitmesi lazım. Pelin! Olmaz Sinan, hiçbir yere gidemezler. Onlara ihtiyacımız var. Kusura bakmayın Sinan Bey. Yarın yeni işte ilk iş günümüz ve yorgun gidemeyiz. Artık şef yerine bey demeye başladıysan bu mutfakta durmana gerek yok zaten Sema. Kapı açık. Kimseyi burada zorla tutmuyoruz. Ama... Aması falan yok. Giden gider. Hadi daha fazla vakit kaybetmeyelim. Nankörler. Gidin bakalım. Sinan gibi bir şef zor bulursunuz. Merak etme şef. Biz buradayız. Evet, biz onların açıklarını kapatırız. Ama daha çok çalışmanız gerekecek. Olsun. Sen de gidebilirsin istersen Pelin. Yok, ben hiçbir yere gitmiyorum. Aile yemeğini sonra da yaparız. Hadi bakalım millet, yeterince vakit kaybettik. Devam ediyoruz çalışmaya. Alo baba. Ya baba şimdi şöyle bir şey oldu. Çok acil bir durum çıktı burada. Tamam anlıyorum da yani kalmam lazım. Tamam baba, anlatırım sonra. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Hadi buyurun. Şimdi gelmiyorum diyor. Ay şaka mı yapıyor bu kız? Vallahi onu bilemeyeceğim, onu sana sormalı. Kızı yetiştiren anasıdır. Öyle mi? İşine geldiği zaman da ama bizim kız da bizim oraların damarı var demeyi biliyorsun Rıza. Ya lütfen bir sakin olsak. Sen sus. İşin gücün alavere dalavere. Sayende düştüğümüz hale bak. Ay sanki ben keyfimden yapıyorum Rıza. Kızına bak sen esas. Bize saygı da duymuyor artık, ben sana söyleyeyim.
Allah'ım sen beni affet. Neler yaptırıyorum kızıma ya. Of. Al. Aşkım hadi sen git yat artık, tamam mı? Anne, neden babamın telefonunu kurcalıyorsun? Sen hep demez misin başkalarının eşyalarını karıştırma diye? Öyle derim değil mi? Bir keresinden dolabından bir şey almıştım, çok kızmıştım. Haklısın annem, bak ben telefonu buraya bıraktım, kurcalamıyorum, tamam mı? İşte bazen böyle büyükler hata yapabilir. Ama Allah'tan benim çok akıllı bıdık bir kızım var. Annesini hemen uyardım. Aşkım bak geç oldu, hadi sen git artık yat, tamam mı? Bana bir öp önce. Hadi bakalım, koş. Koş, koş, koş. Yapmamalıyım. Çocuğuma iyi örnek olmalıyım. Ama sonra ya zamanında önlem almadığım için yuvam yıkılırsa? Ay, kızım boşanmış aile çocuğu olarak daha çok dertle boğuşmaz mı? İyi de yani çocuklara asla yalan söylemeyin diyor bütün gelişim kitapları. Anlıyorlarmış. Ay ama nereden anlayacak canım? Ay yok, benimki benden akıllı yani kesin anlar. Ay yok ama dayanamayacağım, bakacağım yani bu başka bir konu. Nereden gelen yeni mesajlar? Silmemiş demek ki bu sefer unutmuş. Benim için yaptıklarını asla unutmayacağım. Çok vicdan azabı çekiyorum. Yarın 11'de hastaneye seni görmeye geleceğim. Seninle konuşmaya ihtiyacım var. Bak bak, bir de eliyle yiyor. Ya madem gelmeyecekti, bari baştan söyleseydi. Ben de işimi gücümü bıraktım geldim buraya. Sen ne diyorsun ya? Sen bir de benim kızımın arkasından mı konuşuyorsun sen be? Rıza Bey ben... Ne sen ne bekleyeceksin sen? Rıza, rezil oluyoruz. Yavaş konuş biraz. Ben bir şey demedim ki. Sen bir şey demeyeceksin zaten. Sen ağzını açmayacaksın. Senin konuşmaya hakkın yok. Kusura bakma Tolga. Ben size söylemiştim bunun iyi bir fikir olmadığını. Bak. Şimdilik size saygımdan bir şey demiyorum. Tafralara bak. Artist. Rıza'cığım, o da kızımız için burada. Hepimizin amacı aynı. Bak, eğer kızımı seviyorsan o restorandan çıkaracaksın onu. Seviyor. Seviyor tabii. Sevmiyor musun? Çıkaracak. Hem de hemen. Eğer kızım iyi olmazsa, eğer bu işi çözemezsen... ...bak çok fena hesaplaşır seninle. Tamam, tamam. Görüşürüz Tolga. Hadi Rıza, yürü. Tamam mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.